Aydın'ın Efeleri ilçesinde sokakları ve iş yerleri göllere dönen esnaflar, Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin talep ve şikayetlerini yıllardır dikkate almadığını belirtti. Aydın'da etkili olan sağanak yağıştan dolayı merkez ilçe Efeler'de zor anlar yaşandı. Toptan Gıda Çarşısı ile Aydın Sanayi Ticaret İstisat Sitesi'nde sokak ve caddeler göle döndü. Astis 761 sokakta 1 metre su birikirken çok sayıda dükkana su bastı. Yetkililerden hiçbir zaman destek alamadıklarını belirten esnaflar, altyapı sorunu giderilmediği sürece bu rezaleti daha çok yaşayacaklarını ifade etti. Abi yarım saatte yani 45 dakikada sabahtan beri, daha doğrusu yağmur başlamadan önce belediye arıyoruz. Asker arıyoruz. O ona söylüyor, bu buna söylüyor. Yok kanalizasyon işlerine söylüyorlar. Aradık kardeşim, bir ben değil. Bu sıradaki bütün esnaf arkadaşlarım, ben de burada demirciyim kendim. Arıyoruz, karşımızda bir yetkili yok. O ona bağlıyor, bu buna bağlıyor. Ama halimizi görüyorsunuz şu an. Bittik yani şu an. Bu buranın benim 9 senelik esnafım ben burada. Üçüncü subaşısı dükkanımıza. Üç defa subaşısı. Ne gelen var ne giden. Hiç kimse kahve bile almadı şu an. Yok yani, gelen gidenimiz yok. Dükkan battı yani şu an, sular altında her şeyimiz. Bütün Anladım. takımlarımız, taklavatımız. Ben demirci oldum yani, önemli değil benim için ama sonuçta takımlarımız var burada. Milli servetimiz var. Ama bitti. Her şey bitti. Ama ne gelen var ne giden. İlgilenen dahi olmadı kimse. Arayan yok, soran yok, hiç kimse yok. Kendi yani imkanlarımızla herkes yani, görüyorsunuz işte. Çocuklar orada. Ben kendim şimdi geldim buraya ama yapılan hiçbir şey yok. Mağdur durumdayız. Çalışıyoruz şu anda. İşte oto yıkama dükkanında çalışıyoruz. Her sene bu rezilliği çekiyoruz. Yani geçen sene de aynı bu şekilde videolarını çektik. Her sene bu rezilliği çekiyoruz. Yani bu dükkanımızın, makinelerimizin gördüğünüz gibi çekilecek çenesi değil yani, anlayacağınız. Lokalara kadar su dolu. Makineler yandı desen öyle. Çekmiyor, sular çekmiyor. Buranın her seneki olan olay. Ne zaman olacak bu olay? Ya buna ilgili daha önce çözüm istediniz mi? Yetkiler? Çok sefer. Yetkililerden çok sefer istedik ama hiç gelen ilgilenmiyor. Ha, göstermelik yağmurlardan önce sadece lokalların ağızlarını açıyorlar, bırakıyorlar. Başka bir şey yok. Onu ben de yapıyorum. Eğer burada işim olmadığı zaman geliyorum, burada lokalların poşetlerini alıyorum, atıyorum kenara, çöpe atıyorum. Ama bunun altyapısı yok. Altyapısı olsun ki buranın giderleri rahatlasın. Yetkililerden tek ricamız, söylediğimizde buranın şeyini ilgilensinler artık. Yani bugün için herhangi bir talepte bulundunuz mu, yetkilileri aradınız mı? Çok sefer, çok. Kaçıncı, bir dünya insan aradı burada. Ben, patronum olsun, yandaki komşularımız olsun. Komşuların dükkanı da aynı vaziyette. Aynı, hiç değişmez. Aynı, bizim burası nasılsa orası da aynı öyle. Yağmur suları, işte yapılan logarlar, çalışmalar, hepsi boş olarak. Tuvaletlerden taşma yapıyor. Tuvaletten içeriye, buradaki logar kapakları tıkalı. Hiçbirine bakmıyorlar. Arıyoruz, hiç geri dönüş yapılmadı. Ona rağmen hala taşmaya devam ediyor. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Olan bize oldu. Peki ya bu, işte nasıl diyeyim, zararımızı kim karşılayacak? Ben onu çok merak ediyorum. Belediyeyi arıyoruz, geri dönen yok. Askıyı arıyoruz, geri dönen yok. Ne yapacağız peki abi? Buna bir çözüm bulalım. Geçen sene de aynı şekilde oldu. Ne yapacağız? Yani çok merak ediyorum. Tuvaletten taşan, üstüm başımı görüyorsun abi, halimi görüyorsun. Evet. Üstüm başım önemli değil, hasta olmam da önemli değil. Ben burada iş yapıyorum. Zarar var mı içeride? Var abi, var. Makineler var. Makinelerden daha çok işte malzemelerimiz var. Daha ne yapacağımız belli değil yani. Bu yağmur dinsin, su gitsin, ondan sonra zararımıza bakacağız.